Minecraft. Yıllarca milyonlar tarafından oynanan bu oyun hala günümüzde popüler. Hiç merak ettiniz mi? 10 yıl önce Minecraft nasıldı? Samet, bugün sizlerle beraber Minecraft'ın 10 yıl önceki haliyle şu anki halini karşılaştıracağız. Sizler ne zaman başladınız bilmiyorum ama ben Minecraft oynamaya 1 sene önce başladım. İlk oyunumu o zaman oynamıştım. Şu anda da oynamaya devam ediyorum fakat çok fazla oynadığımı söyleyemem. Sizler ne zaman başladınız yoruma yazın ve böyle serileri seviyorsanız daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü abone olanların adını ekrana koyuyorum. Gördüğün gibi senin de adın bir sonraki video burada çıkabilir. Bugün sizlere toplamda 20 maddeden bahsedeceğim. Birinci sırada obsidyen var. Eskiden obsidyen yapımı daha zordu arkadaşlar. Lav ile suyu birleştirdiğiniz zaman obsidyen olmuyordu. Arasına redstone koymanız gerekiyordu. Ama şu an daha basit, daha kolay olmuş. Sadece lavla suyu birleştirirseniz obsidyen olabiliyor. Ve bu Minecraft'ın 10 yıl içinde daha da kolaylaştığı anlamına geliyor. Buraya da bir sayaç koyalım köşeye. Minecraft 10 yıl içinde zorlaştı mı, kolaylaştı mı sayaçtan hep beraber görelim. Minecraft'ın en zevkli yerlerinden birisi de tabii ki oyunu bitirmek. End'e gidip ejderhayı öldürmek. Fakat eskiden bu ejderhayı öldürmek daha kolaydı arkadaşlar. Çünkü ejderha End kristalinden güç alamıyordu. Ve onu öldürmek çok daha basitti. Şu an gittiğinizde ilk önce End kristallerini öldürüp onun aldığı gücü azaltmanız lazım. Daha kolay öldürebilmek için. Sonrasında ejderhayı kolay bir şekilde öldürebilirsiniz. Yani şu an ejderhayı öldürmek daha zor. O yüzden zor butonu artı bir. Üçüncü maddemize geliyoruz arkadaşlar. Diyelim ki arkadaşlarınızla Minecraft oynuyorsunuz. Eşyanızı suda yüzerken düşürdünüz. Veya sudayken bir şey oldu da öldünüz. Eşyalarınız ne mi oluyor? Suyun altına düşüyordu. 10 yıl önce böyleymiş arkadaşlar. Suyun altında kaldığı için eşyaları tekrar almanız zor oluyor. Fakat şu an suyun üstündeyken eşyalarınızı düşürürseniz otomatikmen eşyalar yukarı doğru çıkıyor ve onları alabiliyorsunuz. Yani oyun burada biraz kolaylaşmış. Enderman. Benim oyunda sesini en sevmediğim karakterlerden kendisi. Acayip bir sesi var. Işınlanıyor, oradan oraya uçuyor, oradan oraya uçuyor. Bunu arkadaşlar eskiden okle vurabiliyordunuz. Ama şu an oyuna girip deneyin isterseniz. Okle vurmaya çalıştığınızda kendisi vuşt diye ışınlanıyor ve okla vurmanız imkansız. Minecraft'ın olmazsa olmazı hileler arkadaşlar. Bildiğiniz gibi komutlar yazarak Minecraft'ı daha kolay hale getirebilirsiniz. Eskiden bir komut vardı. Lav'ı bir blok gibi elinize alabiliyordunuz bu komut sayesinde. Ama şu an bu oyundan kaldırılmış arkadaşlar. Sadece kovaya alıp lav'ı istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Yani oyun birazcık bu kısımda zorlanmış gibi gözüküyor. Siz ne diyorsunuz yoruma yazın. Ve sırada kazan var. Eskiden kazanın içine su koyduğunuz zaman bunu kovayla alamıyordunuz arkadaşlar. Şu an daha da kolaylaşmış oyun. Kazanın içine su doldurdunuz diyelim. Kovayla gidip o kazandan suyu alabiliyorsunuz. Aferin Minecraft, doğru kararı vermişsin. Minecraft'ın en zevkli yerlerinden bir tanesi de büyülü eşyalar. Bildiğiniz gibi kılıçlarınıza, eşyalarınıza büyüler ekleyebiliyorsunuz. Fakat eskiden bu büyüleri eklemek çok daha zordu. 50 güce sahip olduğunuzda kılıcınıza vesaire yetenekleri ekleyebilirken şu an 30 güç bunun için yeterli. Ve Minecraft burada birazcık daha kolaylaşmış. Eminim bunu hepiniz çok seviyorsunuzdur arkadaşlar. Altın elma. Eskiden altın elmayı yediğinizde kaktüs ve lavlardan hasar alıyordunuz. Nasıldı değil mi? Şaşırdınız. Ama eskiden böyleymiş arkadaşlar. Şu an elmayı yedim mi ne kaktüs ne lav hiçbirinden hasar masar almazsınız. Rahat bir şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. Minecraft'ta sürekli yeni sürümler çıkıyor. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Hatta eski sürümlere girip oyunlarda oynayabiliyorsunuz. Eski sürümlerde dev boyutunda zombiler vardı arkadaşlar. Bu zombilerin canı yüzdü ve öldürmesi çok zordu. Şu anki Minecraft'a girdiğinizde bu zombilerden göremezsiniz. Dev zombi 1.7.10 sürümünde bizim karşımıza çıkmıştı. Cıs. Bunu yapınca aklınıza ne geldi? Yoruma yazın. Creeper değil mi? Arkadaşlar Creeper'ı sever misiniz bilmiyorum ama ben sevmiyorum. Evim yaptın. Patlatıyor. Evin bozuluyor. Creeper'lar eskiden nasıldı biliyor musunuz? Patlayınca 43 vuruyordu. Ama şu an bir patlıyor arkadaşlar 64 hasar vuruyor. Yani daha da güçlenmiş. Oyun burada birazcık zorlaşmış. Creeper demişken zombiler ve iskeletleri unutmayalım arkadaşlar. Zombiler ve iskeletler eskiden de vardı. Bunu zaten söyledim zombilerin olduğunu. Fakat bir de Minecraft'ta hava olayı var. Gündüz var, gece var. Eskiden gündüzleri zombiler ve iskeletler yanmıyormuş. Fakat şu an oyuna girip oynadığınızda gündüz olduğu zaman iskeletler yanar ve kendi kendine ölür. Zombiler de aynı şekilde yanarak ölür. Yani oyun burada birazcık kolaylaşmış. 12. maddemizde birazcık güleceğiz arkadaşlar. Bilmiyorum, bana biraz komik geldi. Eskiden inekler aralarında blok olsa bile çiftleşebiliyorlarmış. Yani blok varken nasıl çiftleşiyorlar bilmiyorum ama eskiden böyle bir hata varmış. Şu an aralarında blok varken çiftleşemiyorlar. Yani oyun zorlaşmış mı kolaylaşmış mı artık bir tanesine
Siz karar verin. İnekler demişken sizce arkadaşlar eskiden bir bloğun içine bak bir blok diyorum. Kaç tane inek, tavuk vesaire böyle hayvanlardan kaç tane sığabiliyordu? Bak bir blok diyorum. Yoruma yazın. Yorumlarınızı okuyup kalp atacağım. Ben şimdi hepsini söylüyorum. Eskiden iç içe tam 60 tane inek koyabiliyordunuz arkadaşlar. Evet bu doğru. Şu an sadece 24 tane koyabilirsiniz. O kadar fazla koyamıyorsunuz. Bence mantıklı olan da bu. 60 tane ne? 24 tane de çok da bence. Yani hadi ona bir şey demeyelim arkadaşlar. 60'tan 24'e indirmişler. Sıkıntı yok diyelim yani. 14. maddemiz Nether taşları. Sizlerin şunu dediğini duyar gibiyim. Nedir bu Nether taşları? Lütfen dinlemeyin. Ama bu Nether taşları eskiden piksel piksel gözüküyormuş arkadaşlar. Bu da tabii ki oyuncuların gözlerini yoruyor ve gözleri yorulan oyuncu ne yapar? Oyunu oynamayı bırakır yani azaltır. Minecraft'ta oyuncuların daha fazla oyunda kalmasını isteyeceği için bunun görüntüsünü değiştirmiş, şu anki halini almış. Aradaki farkı şu an görüyorsunuz. Sizce yeni hali mi güzel, eskisi mi güzel? Bence yenisi güzel arkadaşlar. Birazcık denize doğru girelim arkadaşlar. Ferahlayalım istiyorum. Mürekkep balıkları. Eskiden mürekkep balıkları karaya çıktıklarında veya nasıl düşüyorlarsa işte karada olduklarında ölmüyorlardı. Şu an karaya da çıksalar öldürebiliyorsunuz. 16. maddemizdeyiz. Eskiden merdivenleri çıkarken koşamıyordunuz arkadaşlar. Fakat şu an Minecraft güncellemelerle birlikte bunu değiştirdi. Merdiven de çıksanız koşabiliyorsunuz. 17. maddemize geldik. Suyun altına tekrar inelim arkadaşlar. Suyun altına girdiğinizde ve ışık taşı koyduğunuzda eskiden çok fazla aydınlık yapmıyordu. Fakat şu an koyduğunuzda çok güzel bir şekilde aydınlatıyor ve istediğiniz görüşü alabiliyorsunuz. Tabii ki de çok daha iyi olmuş. Aferin Minecraft. Minecraft'taki zevkli şeylerden bir tanesi de sandal sürmek arkadaşlar. Sandal hepiniz sürmüşsünüzdür yani. Eskiden bu sandalı buzun üstünde süremiyordunuz. Fakat şu an buzun üstünde de bu sandalı sürebiliyorsunuz. Yani mantıklı mı? Bence pek mantıklı değil. Ama buzun üstünde sürmek de oyunu birazcık kolaylaştırmış oluyor. Benim Minecraft'ta en sevdiğim şeylerden bir tanesi, her ne kadar yapamasam da pek fazla denemesem de, yukarıdan yüksekten bir yerden düştünüz. Aşağı düşmeden önce 3 saniyem var. 3 saniye içinde envanterimize bakalım. Videoyu beğenip abone olmanız için 2 saniyeniz var. Like atıp abone olursanız. Şaka yaptım arkadaşlar. Böyle shorts videoları var ya. Ben de bir kere çekmiştim, tutmamıştı. Onun bir esprisini yaptım. Umarım anlamışsınızdır. Yüksekten aşağıya düşerken altınıza su koyduğunuzda eskiden ölüyordunuz arkadaşlar. Şu an ölmüyorsunuz. Herkes biliyor zaten bunu. Ama eskiden ben bilmiyordum mesela. Eskiden ölüyormuş arkadaşlar. Ve Minecraft'taki karakterler yumurtalardan çıkıyor biliyorsunuz. Creeper yumurtası var, zombinin yumurtası var, bilmem nenin yumurtası var. Her şeyin yumurtası var arkadaşlar. Eskiden kaç tane yumurta vardı sizce? Ben söyleyeyim mi? 21. Şu an kaç tane var? 72 tane var şu an arkadaşlar. Yani Minecraft zaman içerisinde çeşitlendirmeleri arttırmış. Bence bu oyunlar için güzel bir şey. Yenilikleri ben çok severim. Oyunlarda aktifliği arttıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? 20 tane değişiklikten bahsettim. Sizce bu değişiklikler Minecraft için iyi mi oldu, kötü mü oldu? Eski şeylerden gelmesini istediğiniz şeyler var mı? Yoruma yazın. Yorumlarınızı okuyacağım. Daha fazla için abone olup like atmayı unutmayın. Umarım senin de adın bir sonraki video burada olur kanki. Hemen buradan abone olup buradan da diğer videoları izleyebilirsin. Mükemmel videolar var. Bunları da unutma kanka. Ya bir tıkla devam et kanki. Tamam, öpüyorum seni. Görüşürüz.